Merhaba arkadaşlar. Şimdi yakın zamanda işe başlayacağım. Onun için çekeceğim son video olacak bu sizlere. Kitli çayırı açmak ve hayvan sayısını sıfırlamak için. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kodları videonun ekinden alıp yapmak isteyenler hataya düşecekler. O olmayacaktır. Videonun tamamını dinlemek çok önemli. Anlatacaklarımı iyice anlamanız için bütün anlatımını dinlemeniz lazım. Sena Erdemli'nin bahçesindeyiz. Kendisinin çayırı ne hayvan sayısı gözüküyor ne de açılıyor arkadaşlar. Çok zor bir hile. Daha önce videosunu yapmıştım kodları vermeden. Çok büyük sayıda hayvana olanları sildim. Ama bazı hesaplarda nedense olmuyor. Sena Erdemli'yle de görüşerekten domuz kumbarasını sildim. Her ne kadar kuralına uygun da alınsa hileyle alındığı için, gerçek pay ve parası vermeden alındığı için oyunu etkiler domuz kumbarası. Hatta gelen görevleri bile etkiler ve oyuna birçok hata verdirir. Domuz kumbaramızı sildik. Oyunumuz iyice oturdu arkadaşlar. Chat engine'imizi açıyorum. Anlatımın tamamını dinleyin. Kodları vermeyeceğim ama ekranda göreceksiniz. Videoyu durdurup kodları not alın. String'i işaretliyoruz arkadaşlar. Çalışma tamamen bana aittir. Dediğim gibi bazı hesaplarda oyundaki dekorlardan dolayı veya domuz kumbarasından dolayı veya kayıp item arattırmamaktan dolayı bir şeylerden etkileniyor. Kodumuzu aratıyoruz. Çok sonuç çıkacak arkadaşlar. Aa, bunda çok az çıktı. Çok güzel. Kırık kod olmaması çok önemli. Panayır hilesinde yaptığımız gibi eğer çok sonuç çıkarsa komşuya gidip buradaki rakamları silip tekrardan Mexican deyip buradaki sayıyı düşürmeye çalışacağız. Ama bunda sayı az. Evet. İkinci kodumuzu alıyoruz arkadaşlar. Böyle videoyu durdurup kodları yazınız. Videonun ekine vermeyeceğim. Basit hile zannedip hemen hesabı uygulayanlar, videonun tamamını dinlemeyenler hataya düşecektir. Pastüre 0'ı da yazıyoruz. Algılaması için biraz bekliyoruz arkadaşlar. 15-20 saniye bekleyeceğiz. Topraklar ekiliymiş burada. Biz 1-2 tane hasat edip kendimiz ekip tekrar hasat edeceğiz. Marketten bir tane item satın alacağız. Coins'li bir item dekorasyon satın alacağız. Devamı var, izleyiniz. Anlatım çok önemli. Diğer videolara benzemez. Tamamını dinlemeyen, anlamayan, görmeyen hileyi yapamaz. Ben bile birçok hesapta 6-7 kere hileyi tekrarlıyorum. Beklemeler çok önemli. Diğer hileler gibi ben komşuya gidip gelmeyeceğiz. Çok uzun bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın zaten bahçede bir hata oldu. Belli. Hah, verdi. Çiçeği az verdi. Hiç vermiyordu. Coins'in yüklenmesini bekliyoruz. Yandaki bu pencerenin kapanmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi dekorasyona gireceğiz. Bunu da söyleyeyim. Domuz kumbarasını sildik. Birçok kişi markette ücretsiz. Bu sizi kandırmaca. Bunu alıp oyuna koyduğunuz zaman oyunuz hataya düşer arkadaşlar. Sakın 1 dolar veriyor diye oyunu hataya düşürmeyin. Şimdi buradan coins'li bir item bulacağız. Mesela çiçek fıçısı. Tarlaya koyduk bir tane. Satıp XP'sinin ve coins'inin yüklenmesini bekleyeceğiz. O coins yukarı gidecek. Kendi kendine bekleyeceksiniz. Mouse yardımıyla değil, kendi kendine gidecek. Ve şimdi komşu ziyareti yapacağız ama
Çok zahmetli bir ziyaret olacak arkadaşlar. İtem sayısı yani hayvan sayısı fazla olanlarda bayağı geç gidecek, bayağı geç dönecek. Bunda az çıktı sonuç. Tarlanın tamamen oturmasını bekleyeceğiz. Yani bir 25-30 saniye bekleyeceğiz arkadaşlar. Diğer hileler gibi hemen geri dönmeyeceğiz. Yoksa boşa kürek çekersiniz. Her seferinde hileyi yenilersiniz. Çünkü oyunu tazelediğimizde çayır sıfırlanacak. Çayırın tanıtım arabası gelecek ve yeni pompa verecek. Mevcut pompanızı siliyor hile. Oyuna ilk zamanlarda başladığınız gibi çayır tanıtım arabası gelerek çayırın açılışını yapacak. Olmayan hesaplar bunu tekrar tekrar deneyecekler. Oyundaki hataları silerek. Bu arada şunu da söyleyeyim dipnot olarak. Tarlanızda su isteyen ağaç ve ürün olmayacak. Hepsi sulanmış olacak. Üstünde su ışığı yanan ürün olmayacak arkadaşlar. Biraz vakit geçiriyorum. Durduruyorum videoyu. Evet, 30 saniye kadar ben bekledim. Bahçemize geri döndüm. Burada da yaklaşık bir 20-25 saniyedir bekliyorum ve videoyu çalıştırdım. Gördüğünüz gibi çayırımızın çitleri silindi. Şimdi oyunu tazeleyeceğiz. Çayırımızın çitleri yeni gelecek. Gördüğünüz gibi yakıt pompamız gitti. Çayır tanıtım arabası gelecek. Yeni pompa verecek bize. Ve çayırımız açılmış mı bakacağız hep beraber. Oyunu tazeliyoruz. Evet, oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Şimdi yakıt pompası verecek bize ve çayır tanıtım arabamız gelecek. İnşallah ilk seferinde olmuştur. Bazı hesaplarda ısrarla tekrarlamak gerekiyor. Tabii oyundaki hataları silerekten. Şimdi pompamız gelecek ve çayır tanıtım arabamız gelecek. Bekliyoruz. Keçiler gözükmeye başladı. Evet, çayırımız yerine geldi. Bize pompa vermesini bekleyeceğiz. Pompa vermezse zaten oyunda bir hata var demektir. Evet, bir hata var oyunda. Gel diyorum. Oyunda ciddi bir hata var arkadaşlar. Videoyu durduruyorum ben. Evet arkadaşlar. Kayıp item araması yaptırdım. Gördüğünüz gibi 4 tane item çıktı. Kayıp item arama videomdan esinlenebilirsiniz. Burada amaç şudur arkadaşlar. Bir saniye şu görüntüyü kaçırayım. Map X'lerin yanındaki ilk sıradaki bu sıradaki rakamları 200'den büyük, başında S eksi olsun veya olmasın. 200'den büyük rakamları alıp buraya yazdım arkadaşlar. Bu sıradakileri. Sakın bu sıradakileri değil arkadaşlar. Şöyle yukarıda göstereyim. Bu taraftaki rakamları alacaksınız. Şuradaki rakamları almayacaksınız. Şimdi videoyu durduruyorum. Kayıp itemleri aratacağım. Oyunu tazeleyip sizlerle beraber olacağım. Evet, videoyu durdurarak yaptım kayıp item aramasını. Çok zahmetli ve uzun süren hile. Bakalım neler buldu. Bazen çok cana, bazen de hiçbir şey bulmayabiliyor. Ama asıl kural tarlanın en dip noktasına, şu noktaya hiçbir item dizmemek. Ve evet arkadaşlar, yakıt pompasını koydum. Hemen tanıtım arabası geldi gördüğünüz gibi, ama tabii şimdi hemen sıfırlamamış olacak. Biz kayıp item araması yaptırdık. Hileyi tekrarlayacağız arkadaşlar. Sena Hanım'da yakıt bu tanıtım arabası da gelmiyordu. Onu getirtebildik.
Kayıp item aramadan sonra geldi bu. Bu çok önemli. Tabi bilerek bir şey yapmak çok önemli. Şimdi bakalım açılıyor mu, ona bakacağız. Evet. Açılmıyor. Gördüğünüz gibi. Durduruyorum videoyu. Bu sefer kırık kod olmaması için arkadaşlar trainer botla yapıyorum hileyi. Tanıtım arabasının gelmesinin sebebi de Sene Hanım pompayı silmiş. 8. level pompa aldım. Pompayı yerleştir işareti geliyor. 7. level pompa aldım. Çayır tanıtım arabası geldi. Şimdi videoyu durduruyorum. Komşu ziyareti yapacağım dediğim gibi uzun süreler bekleyerek. Sonra kendi bahçeme dönüp gene uzun süre bekleyip oyunu tazeleyeceğim. Bakalım çayır tanıtım arabası gelecek mi? Henüz komşuya gitmedim. 3 ekini ekliyorum. Bu arada bakın hilenin olduğunu görüyorsunuz. Çubuk boşaldı. Otlak boşaldı. Çoğu hesapta bu hile oyunu tazeleyince oluyor. Ama çoğunda da çubuğu yanaştırınca yeşil çizgi dolu oluyor. Bakalım bunda ne olacak. Evet, oyunumuz açılıyor. Umarım olmuştur ama Sena Hanım'a telefonda da söyledim. Bahçesinde hilelerde kullanılan dekorlar var. Pembe flamingolar, efendime söyleyeyim kovalı çeşmeler, meşe yaya köprüsü ve çevirdiği çitler son görevde verilen görev ürünü çitler. 5'er tane veriyor. Bir kapı ve 5'er tane veriyor. Bunlardan yeni görev geçmediği için tarla çevrilmemeli. Evet. Tanıtım arabamız gelecek mi ona bakıyoruz. Çok enteresan. Diğer yaptığım hesaplarda oyunu açar açmaz yakıt pompasını verir ve çayır arabası gelirdi. Bunda çayır arabası gelmiyor. Gelmek bilmiyor. Bakın kovalı çeşmeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Pembe flamingoları görüyorsunuz yol boyunca. Meşe yaya köprüleri keza öyle. Evet, çok enteresan. Kilidi açmak için tıkla diyor. Yok. Bunda başka bir hata var. Ben şimdi bir komple yakıt pompa silme hilesi yapıp oyunu öyle tazeleyeceğim. Evet Sena Hanım, videoyu durdurarak defaten denedim. En sonunda açıldı ama komşuya gideceğiz tabii ki. Bu oyunu tazeleyeceğiz. İnşallah düzelecek. Bu aşamaya getirdik. Açtık oyunu. Ama oyunda çok büyük bir hata var. Yani gene olmamış olabilir. Deneyeceğiz bakalım. Dediğim gibi bu yeni dekorları silmeniz lazım. Bunlar oyunu çok etkiler. Arkadaşlar, olmuyor hile. Hatayı da buldum. Tabii bu dekorlar, anlattığım dekorlar geçecek. Şimdi bakınız bekçi defterine tıkladığınızda olması gereken rakam 33.000. Ama burada 35.390 var. Yani bu oyunu çok etkiler tabii ki. Bunun da öğreti videosu var. Bekçi defterindeki puanı sıfırlama videomda var. Sena Hanım, bunu sıfırlayacaksınız. Ondan sonra ben bu videoyu olmadı ama öğreti olarak insanlara yayınlıyorum. Bu kodlarla sildim çünkü. Videosu var. Yapılmış videosu var. Kodları vermemiştim sadece. Bekçi defterini sıfırlayacaksınız. Bu bahsettiğim dekorları temizleyip ben kayıp item arattırma falan hepsini yaptım. Hilelerde kullanılan dekorları temizleyeceksiniz. Kovalı çeşme, meşe, yaya köprüsü, flamingo gibi. 8. level değil. 4. 5. level bir pompa alıp oyunu tazeleyin. Ondan sonra benim bu videodaki öğretim gibi hileyi yapınız efendim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İşe başladığım için bu öğreti videosu olarak kalsın. Kodu da verdim zaten. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.